Balonlar içeri sokamadım. Biraz büyük geldi. Doğum günün kutlu olsun Cihan. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Üfleyeyim mi? Üfle tabii. Üfleyeyim. Ay. Ya üflemiyorum. Kusura bakma. Teşekkür Doğum ederim. Doğum günün kutlu olsun hayatım annem. Gel bir öpeyim. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllara. Bunu bir al bakalım. Benim. Balonumu istiyorum. Balonunu istiyorsun. Dur. Dur ben alırım balonumu. Pastam şahane. Mükemmel bir sabah sürprizi. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Üflüyorum. Üfle. Gel bakalım. Gel, direkt tut. Tuttun mu? Dur ben de tutayım. Tuttum hadi. 1, 2, 3. Aferin. Hadi yiyelim. Yiyelim mi? Evet. Hadi yiyelim. Gel. Ha evet gel Kasım. En büyükler geldi. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Hadi 1, 2, ay ben pastanın fotoğrafını çekmedim. 1, 2, 3. Hop, bastır. Hoppa, kestik. Alkış yap sen de. Sen de yap alkış. Hadi. Yok. Teyze abi tebrik eyle. Tebrik et beni. Tamam, boşver. Pastanın kremasını çok sevdim. Hemen yiyeceksin şimdi. Ama büyük kes benim için. Tamam. Tabak getir büyük kesin sen. Tamam. Koş bakalım. Kışı çok seven bir insana sormuşlar. Sence doğum günü aktivitesi en iyi ne olur diye. O da demiş ki yılbaşı süsü almak. Şimdi metroya geldik. Metrodan mikrofon engellendi mi? Beni duyuyor musunuz? Ne demek mikrofon engellendi? Tamam tamam bağırma. Evet metroya geldik. Metrodan yılbaşı süsleri alacağız. Ağacımıza ışık alacağız. Ondan sonra da Ali'cim beni akşam yemeğine götürecek değil mi Ali'cim? Evet. Date'e çıkacağız doğum günü date'ine. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok mu? Evet çok. Yalnız buradan girmeden önce içeri şey gördüm. Her içerisi çok kalabalık. Ben ilk defa geliyorum buraya. Herhalde. Ben de ilk defa. Ben metroya ilk defa geliyorum. Daha önceden hiç gelmemiştim. İçerisi inanılmaz derecede kalabalık. Bir tane sıra gördüm Ali. Öyle böyle değil. Ne? Kasa sırası mı? Kasa sırası aynen. O kebap. Bakalım, bakalım içeride göreceğiz. Şimdi burası bir tık talan olmuş. Yani bitmiş her şey. Gerçekten her şey bitmiş. Yani bildiğiniz talan. Şoktayım. Alışveriş yapan erkekten daha kötüsü metroda perşembe pazarından alışveriş yapıyormuş gibi olan erkek. Abi Hatemoğlu diyor. E neydim Hatemoğlu derse hale bak. Ya yürü git hadi gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Anladım, bakacak var. Mısın? Bakmayacağım. Ama yani ne bileyim bu bura bir tuhaf. Ben yılbaşı alışverişi yapmaya geldim. Ali Hatemoğlu'ndan gömlek alıyor. Ne alaka? Şey arkadaşlar arabamız bu. Bir şey almadık. Bir şey evet. Almadık. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum. Ben şeyi bulmak istiyorum. Saçım da yani benim bugün... Yılbaşı bölümünü mü? Yılbaşı bölümünü bulmak Bence yılbaşı istiyorum. Bölümü inşallah sadece burası değil. Olur mu canım? Toplar moplar nerede? Şu rafta. Hangi rafta? Girişteki soldaki rafta. Yok öyle değildir. İnşallah bakacağız. Sadece size biraz önce gösterdiğim yer kalmış. Benim saçım da iğrenç bu arada. Bir dakika. Sadece biraz önce gösterdiğim yer varmış normalde ve bitmiş. Orada da bir şey kalmamış. Boş arabamızla olduğu gibi geri çıkıyoruz. Çok kötü. Mükemmel. Şey yapsak mı? İçeri baksak mı ne var ne yok? Yok bakacak bir şey yok. Geri kalan normal bir şey metro.
bir burayı yılbaşı için şey yapmışlar, o da talan. Ne kadar güzel bir doğum günü aktivitesi. Bırak arabayı gidelim. Kısa sürdü. Fazla uzun sürmedi. Çok hızlı sürdü. Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Evet, şimdi Koçtaş'a geldik. Çünkü metrodaki büyük üzüntümüzden sonra... Şimdi şimdi Koçtaş'ta bakalım bir şeyler var mıymış. Işık istiyorum ben ağaca. Bizim ağaçtaki ışıklar çok yeterli değil. Birkaç tane yılbaşı süsü. Belki büyük bir şeyler vesaire. Bakacağız varsa. Şunun renklerine bayıldım. Şu ne? Oo, bunu bir tane alalım ya. Çok güzel. Abi. Bak şey de var. Bakır tonları da var. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bu bizim toplarla çok uyumlu değil ki. Aynen, ama şunu çok güzel. Şunu. Al bunu al. Şu, dur, bak şu da var. Şuna bak, aşağı bak. Şöyle rose gold'lu var bir tane. Bunu ben değil mi? Ha, bunun büyüğü bence o aşkım. Yıldız da var bunun içinde. Bunun içinde. Bunda 50, tane bunda 100 tane. Ay şu karlar da çok güzelmiş. Bunu alalım. Al bakalım. Zaten bu bunun yüzlüsü gibi. Aynen. Normalde çok fazla kırmızı olur ama sanırım kırmızılar falan bitmiş. Şuradaydı bence kırmızı. Bence de şu boşluk yerdeydi. Bir de ışıklara bakalım. Benim ışığa da ihtiyacım var çünkü. Kontrol edelim mi? Bu galiba. Işıl ışıl. Kontrol edelim kutuya zarar vermeye. Bir et. Evet, bu. Yani 10 metre aldık şu an. Tamam. 10 metre yeter mi? Bilmiyorum, yeter mi 10 metre? 10 metre yeter ya, 10 metre büyük aşkım. Benden 5 tane demek. Yani matematik. Yeter. Evet, selam. Şimdi güzelce duşumuzu aldık, dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Bakıyorum saat 6.30, benim saat 7'de evden çıkıyor olmam lazım Ali ile birlikte. Ve daha makyajımı yapmadım ve daha saçım var. O yüzden şimdi önce makyajımıza başlayalım, ondan sonra hızlıca bir saçımızı yapalım. Şimdi ben makyaj yaparken siz de beni böyle burada izleyeceksiniz. Böyle aslında hiç abartı bir makyaj yapmayı düşünmüyorum. Böyle hafif bir makyaj yapacağım büyük ihtimalle. Dedi ve kirpik taktı. Kirpik takmayı düşünüyorum çünkü. Dediğim gibi öyle çok abartı bir şey yapmak istemiyorum. Hafif pembe tonlarında bir şey yapacağım. Çünkü şu elbiseyi giyeceğim. Üzerine de bu hırkayı giyeceğim. Bu hırkayı doğum günü hediyesi olarak kendime daha 2-3 gün önce falan aldım İpek Yol'dan. Bu elbise de aslında İpek Yol'dan. Biz bugün Ali ile Atakule'de Naya'ya gideceğiz. Böyle çok şık bir restoran. Birinci yıl dönümümüzde biz orada kutlamıştık. Ve yine aynı elbiseyi giymiştim. Bu Naya'nın özelliği herhalde. Şimdi yine aynı elbiseyi giyeceğim ama üstüne dediğim gibi bu sefer bu pembe şeyi giyeceğim. Pembe hırkayı giyeceğim. O yüzden böyle pembe tonlarında bir makyaj yapmak istiyorum. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Ben hızlıca makyajıma geçeyim. Siz de benimle burada böyle birlikte makyaj yaptıkça sohbet edelim. Ben normalde L'Oreal'in şu True Match Nude Plumping Tinted Serumunu kullanıyorum ama böyle benim renklerim çok değişiyor. Daha böyle kış aylarında bu beyazı, daha yaz aylarında şu bronzu kullanıyorum hafif. Ama şimdi tam ortasında olduğumuz için böyle daha bu bronzluk geçmedi yazdan gelen. O yüzden bu ikisini karıştırıyorum. Bu arada sanırım ben bu videoyu konuşmadan çekersem daha iyi olacak. Çünkü gerçekten makyajımı 15 dakikada bitirmem lazım. O da maksimum. Vazgeçilmezim NARS Radiant Creamy Concealer. Benim rengim Medium Custard. Mükemmel bir gerçekten gözaltı kapatıcısı. Bayılıyorum. Senelerdir kullanıyorum. İnanılmaz derecede memnunum. Gözaltılarımızı sabitleyelim. Bak yine oraya baktım. Bu arada dudağım çok ince geliyor gözüme bu aralar. Şöyle bir hafif bir dolgu mu yapsam acaba diye bir düşünüyorum ama büyük ihtimalle yapmayacağım. Şimdi videoya bakıyorum da 6 dakika olmuş ve benim 9 dakikam kaldı bütün suratımı bitirmek için. Hatta 9 dakika demeyeyim çünkü ben büyük ihtimalle saçımı da 15 dakikada bitiremeyeceğim. O yüzden ne kadar hızlı olursa bu iş, makyaj
o kadar iyi. Ha, bu arada pudram Mekin Studio Fix pudrasıydı. Bu arada bana çok fazla yazıyorsunuz. Hani Dola Ev Turu gelecekti, hani Dola Ev Turu gelecekti. O kadar haklısınız ki inanılmaz derecede büyük tembellik yapıyorum evi çekmek konusunda. Ama çekeceğim sizin için. Hiç merak etmeyin. Böyle yanaklarıma güzel böyle koyu, bu da bitmek üzere, The Balm'ın Bahama maması. Böyle koyu değil, soğuk tonlarda bir kahverengiyle hem hafif bronzluk katıp hem de kontür yapmaya bayılıyorum. Buraları da sürelim de şöyle katımız gitsin. Allık olarak da, nereye bakacağım şimdi, allık olarak da yine Bobbi Brown'un böyle bu renk, neymiş ismi? Shimmer Blush Coral. Bunu kullanıyorum. Böyle çok güzel pembemsi şeftalimsi bir rengi var. Simli. İnanılmaz güzel. Bunu kullanacağım şimdi allık olarak da. Çünkü zaten gözlerimiz böyle pembeli bordolu bir şey yapmak istiyorum. O yüzden yana pembe bir etki vermek hoş olur diye düşünüyorum. Bu arada inanılmaz uzun zamandır kameranın karşısında makyaj yapmıyorum. En son düğünümde yaptım diye hatırlıyorum. Aa yo, düğünüm olur mu? Şeyde makyaj yaptım. Bu yaz tatilde yine kameranın karşısında makyaj yaptım. Şimdi kullanacağım palet Narcissist bu. Wanted paleti Nars'ın. İçindeki renkler inanılmaz derecede güzel. Buradan da zaten şöyle bitirdiklerimi, dürtüklediklerimi görebiliyorsunuz. Yine bu renkleri kullanacağız. Nerede benim fırçalarım? Ama hızlı çünkü 9 dakika olmuş. Şu hafif açık pembeden gözümün bütün üstüne geçeceğim. Gözümün bütün üstüne geçtikten sonra o pembeden hemen şurada gördüğünüz en yukarıdaki bordoyu da şöyle köşeleri, kenarları geçeceğim. Bu şekilde. Geç kalacağım. Şimdi aynı renklerle yine sırasıyla göz altına geçiyorum. 13 dakika, 2 dakikada kirpik rimel asla olmaz. Ay çok affedersiniz ama ben eyeliner'ı sürüp kirpiklerimi takıp geri geleceğim. Çünkü bunun da şarjının bitmesini istemiyorum. Evet, makyajımız hazır. Sadece rujumuz kaldı. Şimdi şu dudağımın üstündeki fondöteni bir sileyim. Rujum da yaklaşık bu renk olacak zaten. Bence şu an gayet iyi görünüyor makyajım. Şimdi saçımızı yapacağız hızlıca çünkü saat 6.55. 5 dakika sonra çıkmamız lazım. İmkansız 5 dakika sonra çıkmam. Şahane. Geç kalacağız. Mükemmel. Hızlıca saçımızı yapalım. Evet, şimdi saçımı tarayayım. Saçımı önce Dyson'la kurutacağım. Önlerini Dyson'la yapacağım. Ondan sonra çok hızlı bir işlem olduğu için ve birazcık da, yani şimdi şöyle anlatıyorum size. Şimdi çok hızlı bir şekilde saçımı kurutup ondan sonra Dyson'la yapınca saçım ondan sonra birazcık şişiyor. Yani saçımın cidden tam böyle adam akıllı yapılmış olması gerekiyor. Özen göstermiş olması gerekiyor. Ama ben şu an öyle yapamayacağım için önce Dyson'la şöyle önlerime hacim katacağım. Sonra kurutacağım. Ondan sonra düzleştiriciyle ucuna dalgalar yapacağız. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başlayalım. Hallettiğimize göre bütün saçımızı kurutabiliriz hızlıca. Evet, şimdi saçımı kuruttum. Sadece saçımın şöyle altlarına küçük şöyle bukleler atmaya karar verdim. Çünkü en hızlısı o olacak gibi duruyor. Saçımın önlerinden memnunum. Tepesinden falan memnunum. Sadece altlarını kıvıralım. Ona da şuradan şöyle başlayalım. Mükemmel olmasına gerek yok çünkü en sonunda şöyle tarayacağım. Sadece dediğim gibi uçta hafif bir bukle istiyorum. O yüzden şöyle hızlıca geçmem. Dediğim gibi gayet de yeterli olacaktır. Bir taraf bitti. Tam 3 dakikada bitirmişim. Şahane. Saçımız da tamam. Şimdi hemen giyinip geliyorum. Evet, kıyafetim bu şekilde. Yani
Şu an o kadar güzel görünmüyor ama orijinalde daha güzel. Ali'ciğim. Ali'ciğimin bana aldığı çiçekle de çok uyumlu oldum. Ha, ben anladım niye böyle oldun. Çünkü bu renkli bir ayna. Bir dakika. Bakın orijinal rengine kıyafetim. Bluzum falan. Çok güzel. Şimdi dışarıda Ali de beni çeker. Çiçeğim. Canım çiçeğim. Mis gibi kokuyor. Makyajımı da bu aynada şöyle bir... Ay bu ışıkta şöyle bir göstereyim dedim. Üstümdekiyle neredeyse aynı oldu gözümün. Gözümün üstü. Üstümdekiyle neredeyse aynı renk oldu. Şimdi rujumu süreceğim. Ondan sonra evden çıkalım. Çünkü saat 7.30 ve bizim rezervasyonumuz 7.30'daydı. سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم anlamıyorum. İnsanlar nasıl hala biz yazı seviyoruz diyorlar. Şu ışıklardan nasıl vazgeçilir? Şu ağaçtan nasıl vazgeçilir değil mi? Aynen aynen. Ali benim burada bir fotoğraf çeker misin? Çekerim tabii ki. Evet güzel bir sıcak başlangıçla başlıyoruz. Bu güzel sıcak başlangıcın ismi yine humus topu diyeceğim. Neydi? Paçanga. Paçanga topları. Evet. Ben her buraya geldiğimizde bunları humus topu diyorum. Çünkü ablam bir kere humus topu dedi bunlara. O yüzden böyle kaldı. İnanılmaz güzel bir tadı var. Benim de çok yakışıklı bir date'im var. Mükemmel. Burada en sevdiğim şey cidden yemekler. Çok lezzetli geliyor ve hani hiç böyle tuz dökeyim, işte şunu dökeyim, bunu dökeyim ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ben mesela normalde tuzlu yerim. Ali çok tuzlu yemez ama ikimiz için de çok şahane yemekler. Çok güzel bir doğum günü oluyor benim için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İsteğiniz var mı efendim? Sağ olun. Yok, sağ olun. Mis gibi kokuyor. Mükemmel. Doğru. Hı. Mükemmel bir şey. Yumurta pişmiş. İyi ki doğdum. İyi ki doğdun. Mükemmel bir gündü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel bir gündü. Hoş geldin 28. Hoş geldin.